Senin için buradayım. Seni kimselere yar etmeyeceğim. Sen benimsin. Hiçbir erkek benden başka senin o zümrüt gözlerine bakamayacak. Gülseren! Gülseren! Çok aşağı açıyorum. Sıra. Gülseren. Sen gel demiştin de, ben de geldim. Süper, çok iyi yapmışsın. Parti Süper'e benziyor. Öyle, Sinan Akçıl fena coşturdu. Belli belli, baksana uçmuş millet.
gelsene. Dur, 2 dakika sohbet edelim. Parti kaçmaz değil mi? Ya parti kaçmaz da sen kaçacaksın galiba. Sana söz verdim diye gel. Yarın özel dersim var. Geçe kalma. Cansu. Ah, bak hem abim de geldi. Merhaba. Merhaba. Bu taraflara yemeğe gelmiştik de. Cansu abimin doğum günü var deyince bir uğramak istedim. Bir sakıncası yok durumda. Yok canım, ne sakıncası olacak? Hoş geldin. Siz nereden tanışıyorsunuz? Ha, okuldan. Aynı okuldayız. İyi, içeri geçsene. Benim gitmem gerek ya. Fazla geç kalmayayım. Size iyi eğlenceler. İyi, tamam, sen bilirsin. Hadi Cansu. Yağız. Niye gelmedin içeri? Seni tanıyor muyum? Ben Azal Gürpınar. Ozan'ın kardeşiyim. Aynı okulda okuyoruz. Ha, sen şu Cansu ile karışan kızsın. Gelsene içeri. Yok ya, benim gitmem gerek. Tamam. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Şeyden hoşlanıyorum demiş, 3 sesten. Birincisi su sesi, ikincisi para sesi, üçüncüsü bozuk para sesi, dördüncüsü de oyro sesi be, oyro sesi. Aa bak, nasıl yok bir şey? Sen demedin mi Gülseren'in yanında bütün gece kalacağım diye? Niye geldin? Şişt. Özkan doğru söyle, ne oldu? Bir şey mi oldu ablacığım? Öldü mü yoksa? Öldü mü yoksa? Ay, öldü mü? Lan kadın bir sus, stres yaratma ya. Sabahtan beri Özkan. Beynim netiliydin lan. Yok bir şey. Bana bak, senin kafanın kısa devresi mi attı ne? Sen şu kafanı bir doktora gönder doktora. Baviyenin çakşamış senin. Otur şuraya, otur. Bana bak. Eğer polis gelirse sen Gülseren'i sadece oturmaya ettin ve bütün gece beni görmedin, tamam mı? Polis ne diyorsun sen ya? Öldürdün değil mi? Allah belanı versin sen. Öldürdün değil mi? Lan kadın manyak mısın? Bir sus, yok öyle bir şey lan. Nasıl öyle bir şey yok? Kızın kafasına indirdin koca odunu, beynini patlattın. Gülseren böyle yığıldı gitti yere. Ben gördüm. Eğildim, baktım, nefes almıyordu, can çekişiyordu. Allah belanı versin senin. Bana bak, polis gelirse. Bak sana söylüyorum, kardeşim mardeşim demem. Olanı bir tane olduğu gibi anlatırım. Aa, bunu da sana söylüyorum. Yiyorsa anlat lan, yiyorsa anlat. Lan manyak kadın, sana bir şey yok diyorum lan. Yok bir şey, ölmedi. Bir şey olmadıysa niye beni uyarıyorsun? Cihan Gülpınar denen dallama geldi. Ne? Cihan mı geldi? Ne? Yandık, yandık, yandık. Öyle de yandık, böyle de yandık, yandık. Bu Cihan Gülpınar bizim yanımıza bırakır mı bunu? Bırakır mı? Oğlum yarabbim, gelip geleceğime pişman ediyorsun beni kadın. Bir sus diyorum lan, rahat ol. Bir şey olmadı, ölmedi. Elimde kalacaksın lan. Şişt, Özkan, nereye? Ana, tövbe tövbe. Kudurdu manyak. Bir de rahat ol demez mi bana? Gülseren'in kafasını vurdun, beynini patlattın. Seni mi gördü? Beni gördü Gülseren, beni. Geri zekalı, idiot. Başına darbe almış. Başının arka tarafında darp izi var. Gülseren kim yaptı, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamayabilir. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Kanama ihtimaline karşı bu gece gözlem altında tutalım. Sabah bir problem görmezsek çıkarırız. Gülseren Hanım, geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol doktor Hanım. Gülseren, hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Tamam. Kendini zorlama hadi.
Biraz dinlen, uyumaya çalış, olur mu? Engin, bana da bir çay koysana. Ne oldu lan yüzün allak bullak? He? Alo. Efendim baba, aramışsın. Nasıl gidiyor oğlum, parti bitti mi? Yok baba, ne bitmesi? Daha yeni başladı parti. Sen neredesin? Evladım, senden bir şey rica edeceğim. Bugün Cansu'yu kendi evine gönderme, tamam mı? Mutlaka al, sizinle gelsin, sizde kalsın. Baba ne oldu? Neden yollamayayım eve? Annesi küçük bir kaza geçirmiş oğlum. Hastanede kalacak, o yüzden. Tek başına kalamaz. Baba ne oluyor? Ne kazası? Oğlum çok önemli değil. Kafasını vurmuş, yere düşmüş, tamam mı? Sen benim dediğim yok. Baba sen neredesin peki? Gülseren Hanım'ın yanında mısın? Evet oğlum, onun yanında. Baba iyi de biliyorsun Cansu'yu. Ya inat ederse gideceğim gideceğim diye, ne yapacağım o zaman? Evladım yap bir şeyler, doğum gününde beni yalnız bırakma de, tamam mı? Annesinin de hastanede olduğunu sakın söyleme. Hadi güveniyorum sana, öpüyorum seni. Bu gece de mi onun yanına gitmiş? Hem de senin doğum gününde. Anne, Gülseren Hanım merdivenden düşmüş. Tabii tabii, mutlaka öyledir Ozan. Ozan'cığım babanı görürsen eğer tebrik ettiğimi söyle, tamam mı? Tebrik ediyorum. Hayır, ben bu Can Gürpınar'ı anlamıyorum. Et kombinası kuracakmış. Çoban mı bu adam? Hı? Restorancılık mı yapıyor, mandıracılık mı yapıyor? Bir karar vermesi lazım bence. Çünkü yoksa işlere çok zarar verecek. Alper, seninle ne alakası var ki bu durumun? İster mandıracılık yapar, ister aracılık yapar. Yani seni niye bu kadar ilgilendiriyor, ben anlamadım. Çok normal değil mi sence? Dilara benim ablam, ilgilendiriyor tabii ki. Alper, bize biraz müsaade edebilir misiniz? Candan'la bir şey konuşmam lazım. Tabii. Biz de eve gidelim mi? Evet, biz kalkalım artık. İyi geceler. Çok sağ ol canım, davet için. Teşekkür ederiz geldiğiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Neyin var senin? Sinirlerim çok bozuk. Ne oldu? Can Gülseren'le birlikte şu an evdeler. Beraberler yani. Nereden biliyorsun Dilara? Biliyorum çünkü Ozan'la telefonla konuşurken böyle. Ozan'a Cansu'yu eve getirme dedi. Düşünebiliyor musun? Eve getirme dedi. Evet, aynen böyle söyledi. Eve getirme dedi. Oğluna söylüyor bunu. Ama yüzsüzlük bu artık ya. Yüzsüzlük. Yüzsüzlük bence az kalır Can'dan. Bence daha ötesi. Allah Allah. Güya Gülseren Hanım küçük bir kaza geçirmiş. Ha. Geçirmiştir belki. Candan yapma Allah aşkına, sen buna inanıyor musun şimdi böyle bir masala? Ay bilmiyorum Dilara, olabilir, belki doğrudur. Olamaz. Anladın mı? Kesinlikle yalan söylüyor. Dilara. Gülseren'in koynuna girecektin, filme çekecektin, götürüp Dilara Hanım'a verecektin. Aynen öyle. O da kocasına gösterecekti. Ha? Can Gülpınar, defol git hayatımdan Gülseren diyecektin. Öyle mi lan? Ha? Bu muydu planın? Eğer Cihan sallaması gelmeseydi buydu. Özkan'la Allah sana akıl verirken neredeydin ha? Madem saksı taşıyor, arada bir toprağını değiştir oğlum. Lan ne olacak ki? O benim karım değil mi? Nikahlı karım. La git manyak. Şurada kalmış duruşmaya 3 gün, nikahlı karım. La Engin, 3 gün 5 gün. Karım mı? Karım. Bitti. Ya hayret bir şeysin ya. Oğlum Gülseren öldü mü, kaldı mı, durumu nasıl? Bana onu söyle. Oğlum saçmalama, ne ölmesi lan? Bayıldı diyorum sana. Ya beyin kanaması geçirdiyse, ya ağır yaralıysa ha? Özkan Efendi, bu işin içine polis girerse bitersin. Bitersin. Engin, o yüzden buradayım abicim. Bak, bütün gece şu arabayı tamir ettim, buradan çıkmadım, tamam mı? Hiç kusura bakma. O kadar da değil. O kadar da değil oğlum. Ben başıma bela falan aramam. Oğlum Gülseren beni görmedi, ablamı gördü. Nereden bilecek ki lan? He. Bütün mevzuyu ablanın üstüne yık, değil mi? Okkanın altına o gitsin. Ona bir şey olmaz abicim. Al. Bu ne la? Abicim ben bütün gece buradaydım diyorum, tamam mı? Al şunu. La Engin, her ihtimale karşı abicim tedbir. Thank you.
Ya ben çok iyiyim, beni neden göndermiyorlar? Gülseren, müşahede altındasın. Kafana darbe aldın. Midem bulanmıyor, ateşim yok, kusmuyorum. Neden göndermiyorlar anlamadım. Yarım saat sonra olabilir hepsi. Sabret. Sabaha kadar duralım, sabah gideriz. Of. Ay çok ağrıyor hala. Hala hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Neyse tamam, boş ver. İyi oldu şimdi. Of, of Allah kahretsin lan. Ya, amma kahır yaptın lan. Tamam, çök otur şuraya. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Tamam, bu gece buradaydım. Kardeşim benim be. Oğlum, bu iyiliğini unutmayacağım ben. Emin lan. Bu Cihan dallaması beni sonunda katil edecek ha. Lan kapık sabuk konuşma. Manyak. Engin. Oğlum Gülseren'de gerçekten bir şey olmuş mudur la? Beyin kanaması falan diyorum ya. Oğlum ne bileyim la ben? Yönetici miyim? Gidip bir bakayım mı? Ya dur otur. Abuk subuk hareketlere girme gidi. Ya polisler geldiyse eve armut gibi toplar seni. Polis buraya da geliyor. Dilara, yapma lütfen. Sakin ol. Cihan, kapıyı açar mısın lütfen? İçeride olduğunuzu biliyorum. Evde kimse yok. Candan, içerideler biliyorum. Eminim bundan. Ozan'ın doğum gününü fırsat bildiler işte. Dilara, gelir misin lütfen? Gel. Hadi. Bak, evde ışık bile yok. Belki ışıkları kapattılar Candan. Cihan'ın arabası nerede o zaman? Ne bileyim, uzağa bir yere park etmiştir o. Bayağı paranoya yaklaşmaya başladın, farkında mısın? Allah'ım, deliriyorum galiba Candan. Cihan en sonunda beni delirtmeyi başardı galiba. Ha? Hadi gel eve gidelim. Yat, biraz sakinleş. Sürpriz. Baba. Ozan'ın doğum gününe geldim. Yavrum. Aa. Ne oldu? Ne oldu yavrum benim? Otur, otur yavrum. Otur güzelim, otur. Buyurun Candan abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Güzel kızım benim. Seni ağlatanın alnını karıştırırım ben. Ne oldu güzelim benim ha? Ne oldu? Baba iyi ki geldiniz. Keşke daha erken gelseydiniz. Daha erken gelecektim kızım ama uçak rötar yaptı işte. Partiye de yetişememişim. Kaçırdınız sadece parti değil de o kadar çok şey oldu ki. Ne oldu hayırdır? Ne olabilir ki? Cihan partinin ortasında çıkıp Gülseren'e gitti. Gene mi aynı şeyler ya? Gene mi aynı şeyler? Aynı şeyler. Sizin niye kaçtığınızı da biliyorum. Alper'i yaralamışsınız. Ne yapsaydım kızım? Oğlumu öldürmeye kalktı. Ya beynim attı birden. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl benim oğlumu öldürmeye kalkar? Biraz fevri davranmışsınız ama haklısınız. Neyse ki polise ismini vermemiş. Evet. Vermedi çünkü şantaj yaptı. Ya bundan sonra verirse? Veremez baba. İşte o zaman onun canını okurum. İşte şu an önemli olan sizin gelmiş olmanız. Tamam. Size o kadar çok ihtiyacım vardı ki. Tamam kızım, tamam. Hepsi geçti güzelim. Bak buradayım artık. Ağlama hadi. Ağlama güzelim. O zaman siz Cihan'ı Gülseren'e tuttuğumu da biliyorsunuz. Tamam ya. Hepsini halledeceğiz biz. Hiç merak etme sen. Bir şey içer misiniz? Yok sağ olun. Ben alabilir miyim? Tabii.
İyi misin Hüsera? İyiyim de şuram hala acıyor biraz. Başın arka tarafında sert bir cisimle vurulması sonucu oluşan 4 santimetre uzunluğunda ödeme rastlanmıştır. Biliyorum, okudum. Lan neler geldi başıma, inanamıyorum. Hayır, iyi ki sen yetiştin. Belki de oradaydı, senin sesini duyunca kaçtı. Kesin öyle bir şey oldu Gülseren. Baksana, kafanda ödem oluşmuş. Kafana vurmuşlar. Kendi kendine mi vurdun? Hayır, kim neden yapsın ki böyle bir şeyi? Ya bir hatırlamaya çalış Gülseren. Hatırlamıyorum ki bir şey. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Evet, Keriman geldi. Keriman geldi. Evet. Tamam, hatırla, devam et. Bak Cansu'yla biz evden çıktık. Ne yaptın sonra? Bir dakika. Derya'yla telefonda konuştum. Ondan sonra çay koydum kendime. Televizyon izliyordum. O sırada kapı çaldı. Bir baktım Keriman. Hastayım dedi. Senden helallik istiyorum dedi. Ya sen işte, Keriman'ı nasıl içeri alırsın, o sahtekar kadını Gülseren? Bir dakika, devam ediyorum. Evet, içeri aldım. Sonra ona çay verdim. Beni affet diye yalvarmaya başladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra kafana vurdu işte. Ama niye vurdu? Ya niye yapsın ki böyle bir şey, niye? Bir düşün, iyi bir düşün. Can, eve hızlı bir şekilde, ne olur. Ne olur, tamam. Tamam, hatırladım. Nasıl gelmedi aklıma? Tazminatı da o çaldı o zaman. Ne tazminat? Ben Blue tatilden ayrılırken bana tazminat vermişlerdi. Ben de onu çantaya koymuştum ertesi gün gider alırım diye. Bir baktım yok. Keriman'a sordum sen mi aldın diye. Hayır, ben almadım, sen bana hırsız mı diyorsun diye bas bas bağırmıştı. Kadın hırsız işte, ortada. Kötü. Bir bak bakalım. Başka çalınan bir şeyler var mı? Günaydın Cihan. Ne yaptın, Gülseren'i çıkardın mı? Günaydın, çıkardım. İyi, ne dedi doktor peki? Kafasına darbe almış ya. Küçük bir ödem oluşmuş, o kadar. Başına mı vurulmuş? Nasıl yani, kimin yaptığı belli mi? Keriman. İyi de niye yapmış bunu? Evi soymuş. Evi mi soymuş? Nasıl yani, bildiğimiz hırsızlık mı yapmış? Yani yapmış ama bence işin içinde başka şeyler de var. Kesin Özkan da buradaydı. Çünkü Azmi'yi bayıltmışlar ya. Keriman bunu tek başına yapamaz, mümkün değil. Bence başka bir planları vardı, bir tezgah kuruyorlardı ama ben gelince bütün planları bozuldu. Tahmin edebiliyorum. Neyse, ben sana çalınan şeylerin listesini göndereceğim. Sen bakarsın, ilgilenirsin. Tamam tamam, gönder bana. Ben hemen savcılığa başvurayım. Geçmiş olsun, selam söyle Gülseren'e de. Sağ ol. Yok, Cansu'nun tableti mableti her şeyi duruyor çok şükür. Of! Bu tabletten ne anlar ki? Ya sen bu kadınla 10 sene yaşamışsın. Ne mal olduğunu anlayamadın mı Allah aşkına Gülseren? Nasıl aldın içeri? Yani öyle ufak tefek şeyleri vardı da. Ne bileyim, insan kondurmuyor işte. Ya inanamıyorum.
beni bayıltıp bayağı resmen soyguna gelmiş kadın. Ben bu kadınla kaç sene aynı evde yaşadım. Abla dedim, derdini dinledim. Derdimi anlattım. İnsan kimseye güvenemiyor. İnsanlar kötü Gülseren. Çok yufka yüreklisin. Gerçekten kötüler. Bazen babanı bile tanıyamıyorsun. İnsanlara güveniyorsun, içini açıyorsun, her türlü fedakarlığı yapıyorsun ama birdenbire bir bakıyorsun içinden bir canavar çıkıyor, senin haberin yokmuş. Hiç anlayamamışsın. Kötülerin içinde yaşıyoruz. Aslında biliyoruz, hissediyoruz kimler olduklarını ama sesimizi çıkarmıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Gülseren, iyi insanlar da var hayatta. Yapmamız gereken onları etrafımıza toplayıp hep birlikte hayatı güzelce yaşamak. Bunu yapabiliriz. Daha iyi misin? Ben şuraları toplayayım, çok dağılmış. Yardım edeyim mi? Yok gerek. Ay! Ne polis ne bir şey. Aman Özkan, yüreğimi indiriyordun az kalsın. Halbuki ortalık süt liman. Kolye var ya, bu kolye. Satsan çok para eder. Çok para eder de insan bunu satmaya kıyamaz ki. Dur bakalım. Dur bakalım. Vay 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 Keriman be. Yakıyorsun ortalığı. Bir de şuna böyle şöyle bir dekolte olacak. Dekolte verirsin. Kim o? Benim Özkan Özkan'ım. Şişt, ne oluyor? Ne oldu lan? Yok bir şey, kapıyı kırıyordun. Kızım manyak mısın? Ne korkuyorsun ya? Benim bölümü koparttın ha. Polis gelmedi değil mi? Yok be, ne polisi? Yok bir şey. Ya hadi bir kahvaltı hazırla bana. Vallahi geberdim açlıktan. Ha, emredersin. Beyefendiye kahvaltı hazırlayacak. Monsieur acaba İngiliz kahvaltısı mı ister, Amerikan kahvaltısı mı ister, yoksa Fransız kahvaltısı mı ister? Şşş! Özkan! Ya azıcık şu markete git de kahvaltılık bir şeyler al. Evde ne peynir var, ne zeytin var, bir şey yok. Kızım niye almıyorsun ki? Sana o kadar para verdim ben. Ya Özkan, o kadar para verdin ki ye 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 bitmiyor. Hayret bir şeysin ya oğlum ya. Açık kapıyı, polis! Getirdi. Ben sana niye oldum? Bir sakin. Ne oluyor lan? Özkan Gülpınar sen misin? Evet. Kerim Arakçatepe sen misin? Ben suçsuzum. Ben bir şey yapmadım komiserim. Suçsuzum, günahsızım komiserim. Komiserim bir vukuatın var. Hayırdır inşallah ya. Dağılın eve. Cep telefonu, bilgisayar, tablet. Hırsızlık malı. Ne varsa toplayın. Bir dakika ya, hırsızlık mı ya? Ne hırsızlığı? Amirim, şahsın boyundaki ziynet çalınan kolyenin tarifine uyuyor. Ne kolyesi be? Ne çalınması? Bu benim kolyem komiserim. Beyaz altından mamul, pırlanta taşlı damla kolye. Aradığımız kolye bu olabilir. Evet. Ne elması komiserim? Bu sahte. Ben bunu Ortaköy'den aldım, Ortaköy'den. Kvitung istedim. Yani fiş istedim, vermediler 50 lira. Çakma bu cam cam, Çin malı komiserim. Kelepçeli. Nain, Nain! Nain komiserim. Bir dakika, Özkan. Notumu alayım da ver, bir dakika. Özkan, komiserim. Nain dersizim. Nain! Ben suçsuzum komiserim. Nain, Nain! Hakkımı istiyorum. Kız Keriman, ne oldu? İftiraya uğradım hacı. İftira attılar bana. Hakkımı istiyorum. Adalet istiyorum. Adalet istiyorum. Adalet istiyorum. İftira attılar bana hacı. Ne yapmışlar? Vallahi hırsızlık yapmış diyorlar ama yine de bilmiyoruz. Hırsızlık mı? Yok artık. Keriman yapmaz öyle şey. Keriman mı yapmaz? Ulan bir kere de dükkanımdan bir şey çalmadan çıksın, vaki değil. İnsanın alacası içinde demişler. Bilmiyorsun işte hırlı mı, hırsız mı. Hadi eyvallah.
Tamamdır Cihan Bey. 8 tane taktınız değil mi? 8 tane Cihan Bey. Önde mobese kamerası da var zaten. Kameralar 24 saat çalışsın. Yorumcular sizin merkezde toplansın. Bana da her gün bir kopyasını mutlaka yazsın. Tabii Cihan Bey, siz hiç merak etmeyin. Vallahi billahi ben çalmadım. Komiserim kendisi verdi bak. Şuradan şuraya adım var tabii hediye etti. Ben onun boynunda yürüdüm. Çok güzelmiş. Ona dedi ki çok mu beğendim? Allah verdim senin olsun dedi. Hediye etti bana kendisi hediye etti. Pırlanta kolyeyi kendi isteğiyle hediye etti öyle mi? Gülseren çok top gönüllüdür komiserim. Bir lokma ekmeği olsa onu bile paylaşır. Eve gelen memur arkadaşlara Ortaköy'deki takıcı adını aldığını söylemiş. Kes kes. Hayret bir şey ya. Dakika başı yalan konuşuyorsun. Vallahi ben onlara bir koli için söyledim komiserim. Onu ben Ortaköy'den aldım. Onun için ona hatta kağıt istediler verme. Vereyim dedim verme. Vermediler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun ya. Bayağı kötü bir şey yaşamışsın Gülseren. Neyse şimdi de artık daha güvende olursunuz. Biliyorum. Ya düşünsene ben bu kadınla yıllarca aynı evde yaşadım. Düşündükçe hayret ediyorum. Hadi sen ayakta durma. Gel. Hoş geldin Yıldırım. Hoş bulduk Cihan. Ne oldu? Karakolda. Hırsızlıktan almışlar ama. Darp? Ben yapmadım diyormuş. Ayağı kaydı, yere düştü, kafasını vurdu demiş. Aa, yalancıya bak. Sahtekar kadın. Yalan atıyor işte. Ha bu arada unutmadan vereyim Cansu'nun kolyesi. Çok sağ ol. Kelima'nın boynundaymış. Boynuna mı takmış bir de? Utanıyorum ya, utanıyorum artık. Ya niye utanıyorsun? Sen niye utanıyorsun? Bırak onlar utansın. Cüzdanını da boşaltmış, para bulmuşlar mı? Evet evet, 900 küsür lira mı ne bulmuşlar, hepsini el koymuşlar. Maaşım demiş ama çalınan kısmı sana iade edecekler. Yok yok, ben istemiyorum. Kızımın kolyesini buldum ya, yeter bana. Kolyeyi de Gülseren bana hediye etti demiş. Ben mi hediye etmişim? Tipik hırsızlık yalanları. Ya sokakta bulurlar ya da birileri hediye etmiştir. Mahkeme ne zaman çıkacak? Ya bugün pazar olduğu için nezarette tutacaklar, artık yarın mahkemeye çıkar. İyi güzel, pardon. Aşkım. Bir tanem erken kalkmışsın, günaydın. Ya ne bileyim, kalktım işte öyle. Baba, Ozan çok ısrar edince ben gece burada kaldım ama annem üzülmedi değil mi? Yok hayır, ben söyledim kızım, sorun yok. Nasıl geçti, eğlendin mi? Ya çok, çok güzeldi. Yani hayatımda gördüğüm en güzel partiydi. Kızım dur, daha hayatında ne gördün, daha neler yaşayacaksın, bir tanem benim. Yani yeterince parti gördüm. Hem sen neredesin? Annemle pazar kahvaltısına gitmeyecek miydik? Gideriz, gideceğiz kızım. Sen hazırlan, tamam mı? Ben hazırım. Tamam, bir tanem Azmi gönderiyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ben vermişim bak yerime, inanamıyorum ya. Gülseren, Cansu soruyor kahvaltıya gidecek miyiz diye. Bilmem. Eğer iyi hissetmiyorsan iptal edelim. Hayır hayır, iyi hissediyorum da. Ne bileyim, yaşanan bu kadar şeyden sonra. Ya tamam, bitti gitti işte, artık korkma, tamam. Kerman da gitti karakolda. Tamam, unuttum gitti. Hadi hazırlan o zaman. Ha ama benim önce dükkanı açmam lazım. Ya bugün şart mı Allah aşkına? Evet evet, dükkanı ben açacağım. Derya kayınpederlerini yolcu edecek. Bir sürü sipariş var, onları ben yetiştireceğim. Derya gelince hemen gelirim yanınıza. Tamam, sen hazırlan o zaman hadi. Gülseren'in yanında soramadım. Özkan ne oldu? Onu da almışlar. Ama serbest bırakacaklar Can. Bir şey isnat edemiyorlar. Arkadaşı bütün gece benimleydi demiş. Bozdasının şahidi Şıracı. Ne bekliyordun ki? Nasıl insanlar? Onu bunu boş ver de Gülseren'in bu yere taşınması iyi olmuş. Taşındı da ne oldu Allah aşkına ya? Baksana, bırakıyorlar mı peşine? Şu yaptıklarına bak ya. Neyse, şu Kerim'in peşini bırakma, tamam mı? Bu kadın ağlar, sızlar. Yufka yürekli Gülseren. Sen merak etme. Ben hallederim. Tamam, peki. Can.
Cansu neden bu kadar erken gidiyorsun ki? Ya annemle kahvaltıya gideceğiz. Artık inat etme lütfen. Dön artık eve. Bak ben sensiz çok yalnız hissediyorum kendimi. Şu kapıdan girmek bile gelmiyor içime. Ozan lütfen böyle konuşma. Bak biliyorsun durumu. Annem çok üzgün. Çok pişman. Ya üzülecek ne var ki? Otursun işte Ozan'ıyla. İstediği bu değil miydi? Haksızlık yapıyorsun. Gerçekten haksızlık yapıyorsun. Onun öz kızı sensin. Hazal'a mecburen iyi davranıyor. Her şey çok farklı olabilirdi. Böyle olmasını ben istemedim biliyorsun. Annem izin vermedi. Çok pişman ama seni dilinden düşürmüyor. Hazal'ı teselli eder onu. Hem Gülseren annemle yaşamak çok güzel. Ben çok mutluyum. Benim mutlu olmamı istemez misin? İstemez olur muyum? Deli misin sen? Ama çok özlüyorum. Ben de çok özlüyorum. Cansu, çıkalım mı? Dede, koçum ya benim. Ya ne işin var senin? Ay. Lan çok özledim oğlum sizi. Nereden çıktın dede sen ya? Piyangodan çıktım, piyangodan. Ne yapıyorsun lan? Gel bir daha sarılayım. Gel. Aa, dedeciğim. Vay, ne haber Hazal? İyiyim, teşekkür ederim. Canım benim, gel. Gel sarıl dedene, gel. Gel içeri içeri. Gel. Koçum be. Ne yapıyorsun görmeyi? İyi dede, ne yapalım aynı? Günaydın canım. Günaydın canım. Erken uyandırmadın değil mi? Yo, ben de uyanmıştım zaten. Sen de erkencisin. Evet. Bak sana ne diyeceğim. Geçen gün Özkan'dan bazı eski fotoğraflar, belgeler falan istemiştim. Evde ne varsa toplasın diye. Çok fazla bir şey çıkmadı. Yalnız içinde bir tane fotoğraf var. Belki kullanabilirsin diye düşündüm. Candan çok merak ettim şimdi. Sana göndereceğim birazdan. Bir de gazete kesiği var. Onu da hepsini kuryeyle yolluyorum. Tamam canım. Tamam, çok öpüyorum seni. Biz geldik. Hoş geldiniz. Gönderdin mi babaannenleri? Gittiler. Biraz önce yolcu ettim. Hadi Allah kavuştursun. Ya Derya sen ne hayırlı bir gelinsin. Yok be Gülseren. Kocamın ailesi benim de ailem. Sağ olsun onlar da kız gibi severler beni. Maşallah. Küçük prens, acıktın mı sen? Ay yiyeceğim bu yanakları. Gülseren hadi canım sen git. Ay dur, daha yeni geldiniz. Ama kahvaltıya bekliyorlar, hadi. Gülseren teyze, yaptın mı çikolatalı kukileri? Ay sensin kuki. Of, getiriyorum. Gülseren sen git, ben koyarım. Tamam bak, iki tanesi fırında, bir tane de bu var. Onu da sonra fırına koyarsın. Ay şuna bak, eşimi bana öğretiyor. Kızım sen gitsene. Aa, Can söyle, selam söyle. Tamam, söylerim. Anne, şu Cansu çok merak ediyorum. Ben de oğlum, ben de. E bir tanışsak artık değil mi? Hadi al bakalım kukileri. Tamam dede, anlıyorum. Nerede mutluysa orada yaşasın da. Olmuyor böyle, çok özlüyorum. O ne demek lan öyle? Nerede mutluysa orada yaşasın. Cansu'nun doğduğu ev burası oğlum. Büyüdüğü ev burası. Mutlu olması gereken yer de burası. Ulan işe bak ya, bir kaybolduk. Herkes birbirine girmiş. Cansu evden kaçmış. Delirtmeyin adamı lan. Rahmi Bey, vallahi özlettiniz kendinizi. Afiyet olsun. Teşekkürler. Vallahi ben de senin yemeklerini özledim Emine. Bana da yapsana ondan. Hemen getireyim. Dede vereyim yarısını. Ver. Baba.
Şıkan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var Azmi? İyi misin canım? Teşekkür ederim Cihan Bey. Siz? Sağ ol ben de. Tamam sen gelebilirsin sağ ol. Peki Cihan Bey. Baba bir şey diyeceğim. Bir arkadaşım da gelecek. Sorun olmaz değil mi? Çok büyük sorunlar olur kızım. Tabii ki gelsin. Hadi geç. Geç otur. Telefonun çalıyor. Ya anne çıktın mı? Yok biz geldik. Hayır canım bekleriz. Tamam tamam görüşürüz. Neredeymişim tamam? Yarım saate geliyormuş. Otobüsteymiş. Ne içersiniz? Çay. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın, günaydın. Anne dedem gelmiş. Sana sürpriz yaptı. Ellerine sağlık Emineciğim. Afiyet olsun efendim. Dilara Hanım çay mı istersiniz, kahve mi getireyim? Kahve alayım Emine Hanım. Peki. Baba, evi özlemiş misin? Sen ne diyorsun kızım ya? Burnumda tüttünüz, burnumda. Zaten bir kış vardı Petersburg'da, içim titredi vallahi ya. Dede burası da çok farklı sayılmazdı. Burada çok soğuktu. Valla? Omlet güzel mi? Nefis. İster misin? Yok yok, benim için çok yağlı. Valla? Yok babacığım. Yağlı falan değil anne. Dün akşam çok eğlenmişsin. Nasıl eğlendin lan bensiz? Dede, uçağı kaçırmayacaktın. Ne bileyim oğlum, lotoru hesaplayamadım vallahi ya. Anne bu arada çok teşekkür ederim. Dün gece inanılmaz güzeldi, inanılmaz eğlendim. Sana az bile. Ayrıca tek hediyen o değil. Yani bu partiyi bütün anneler düzenlerdi zaten. Senin hediyen burada. Yapma. Nedir bu? Aç bakalım. Anne sen ciddi misin? Ne oluyor? Ya inanamıyorum. New York Üniversitesi'nde bir haftalık gezi. Anne çok teşekkür ederim. Harikasın ya. Rica ederim. Git bak bakalım. Gez dolaş. Belki de orada kalmak istersin. Orada okursun ha? Anne yapma. Sence benim bu puanlarla orayı kazanma ihtimalim var mı? Ozan imkansız diye bir şey yok. İstemen yeterli. Ama? Aması ne? Ben sana güveniyorum. Akbaşların oğlu orada. Mercanların kızı da Kolombiya'da. Senin ne eksiğin var onlardan? Öyle değil mi baba? Tabii oğlum ne eksiğin var senin mercanların kızından ya? Dünyanın en iyi üniversitelerinden birine gitmek zorundasın. Herhangi bir yere gidecek değilsin değil mi? Neyse akşam ne yapıyorsun? Klasik Ege'lerle takılacağız. İyi. Ama yine de erken gel. Niye erken geleyim orada? Günaydın. Günaydın Azal'cığım. Günaydın. Abi o ne? Annemin hediyesi. Bahar tatilinde New York'a gidiyorum. New York mu? Evet. Tek başına mı gidiyorsun? Evet tek başıma gideceğim. Niye ki? Baba Cansu'nun hazırladığı hediyeyi gördün mü o zaman? Yok ne hazırlamış? İnanılmaz. Dede. Ya bu kız inanılmaz ya. Deli ya. Canım abim o zaman. Ay. Dede bütün her şeyi saklamış. Gittiğimiz konserler, biletler, küçükken yaptığımız resimler. Ya şu Red Hot Chili Peppers konserine birlikte gittik. İlk konserimiz falan zannediyoruz. Meğer iki sıra arkadan babam bizi gözetliyormuş. Hatta bir sürü şey yemiştik. Dondurma, mısır. Akşam bütün gece karnımın ağrısından uyuyamamıştım. Ne iyice kız ya. Baba. Ha canım. Ya ben annem için çok üzülüyorum. Niye ne oldu? Ya her gün otobüslerde, minibüslerde sürünüyor. Bak kaç kere dedim ona Azmi abiyle git işe diye. Yok, istemiyor işte. Kızım ne yapayım, beni de dinlemiyor, ben de söylüyorum. Ama istemiyor, kabul etmiyor. Çok gururlu biliyorsun, inatçı biri. Değil mi ya? Ondan mı aldım inadımı acaba? Sen inatçı mısın? Değil miyim? Değilsin bir tane. Peki hiç bahsediyor mu? Dükkanda işler nasılmış? Anlatıyor mu sana? Ya ona göre iyi herhalde. Sana göre? Ya baba çok çalışıyor. Ya tamam çalışsın, seviyor çalışmayı. Ama yani
o kadar çalışmaya çok az para kazanıyor. Senin aklında bir şey var, söyle. Neyse, boş ver tamam. Söyle. Bizim Dark Blue'nun böreklerini annemler mi yaptı? Hey, dalga geçme. Tamam, tamam. Tamam, dalga geçme. Kızım, bizim şirketimiz çok büyük bir şirket. Bizim 40'tan fazla şubemiz var. Bunun kanunu var, kuralı var. Öyle aklımıza göre sokaktan bir yerden börekçiden getirip börek alıp satamayız. Biliyorum baba, cahil değilim. Cahil olmadığını biliyorum, Ya hepsine verin demiyorum zaten, bak. Sadece Tarabya şubesine yaparız. Menüde börek yok mu? Yok. E tamam, koyarsın işte. Sen isteyince engel olacak biri mi var? Var. Sen. Ya baba bak, menüye börek koy, onları da annemler yapsın işte. Kızım yetiştiremezler. Ya tamam işte bak, büyümek zorunda kalacaklar. Daha modern bir yere geçecekler, eleman alacaklar. Allah Allah. Sen ne zaman büyüdün böyle? İş kadını gibi konuşuyorsun. Hangi iş adamının kızıyım? İyi büyü de bir an önce işlerin başına otur. Ben de gezeyim şöyle, teknemi bineyim, dünyayı gezeyim. Cansu. Baba, arkadaşım geldi. Şeyda? Evet. Okul arkadaşın. Ya evet Cihan Bey, yanlış görmüyorsunuz. Ben Hazal'ın da öldüğü kızım. Siz aynı okulda değilsiniz. Sen anlat istersen. Ne olur. Ya şöyle oldu. Ya babam Hazal olayından sonra delirdi. Kızımın can güvenliği yok diye okula dava açmaya kalktı. Ama annem Gülsen teyzeyi çok sevdiği için babamı vazgeçirdi. Ben de özel okula gitmeyi çok istiyordum ama bütçemiz müsaitliğinde. İşte burs sınavlarına girdim. Çoğu okuldan burs kazandım. Sen de gidip Hazal'ın okulunu mu seçtin? O zaman Hazal bizim okulda değildi ama. Cansu'ların okuldan %100 burs kazandım. Ya bir de Ozan dedi ki Cansu ile Hazal'ı aynı okula göndermezler dedi. Ozan dedi. İyi tamam, bravo sana, tebrik ederim. Tam burs almışsın, aferin. Ne içersin? Çay olur. Çay peki. Ozan, sen aldığım saati takmamışsın. Beğenmedin mi? Yok, ya beğendim de o biraz resmi bir saat olduğu için günlük takmayı düşünmüyorum. Bugün bir şeyler yapalım mı? İkimiz mi? Evet. Sinemaya gidebiliriz, bowling'e gidebiliriz mesela. Çok isterdim de arkadaşlara sözüm var. Ege'lerle ders çalışacaksın herhalde değil mi Ozan? Ege'lerle ders çalışacağız. Olsun, o zaman başka vakit gidersiniz. Ha? Peki. Ozan, baban ne almış sana? Söylemedin hala. Oğlum söylesene. Anne boş ver. Ne demek boş ver? Bir şey almadım yani. Ama ne alacak be? Doğum günü olduğunu bile unutmuştur. Sen öyle parti verince hatırlamıştır sırık. Dede yapma. Babam böyle bir şey unutur mu? Hiç unuttu mu? Ya unutmadıysa söyle. Niye söylemiyorsun? Araba aldım. Araba aldım. Araba aldı. Bana sormadı. Anne bana hediye aldı. Sana niye sorsun? Ozan, senin daha ehliyetin yok. Garajda duracak anne ehliyet alana kadar. Merak etme. Peki. Emin Hanım, Cansu uyuyor mu hala? Cansu gitti. Nereye gitti? Evine. Cansu'nun evi burası. Ben de öyle düşünüyorum anne. Cansu'nun evinin burası olduğunu düşünüyorum ama Cansu öyle düşünmüyor. Evet, çünkü Cansu saçma sapan şeyler düşünüyor. Neyse, nasıl olsa gelecek. O nasıl olacak? Şöyle olacak. Gideceğim, alıp getireceğim. Ve bir daha da gitmeyecek. Anne sen yine ne karıştırıyorsun? Hoş bulduk İstanbul. Hadi afiyet olsun. Şeyda ile Hazal çok iyi arkadaştı aslında. Kaç yıldır arkadaştınız Şeyda? Ya ilkokuldan beri. Değil mi?
Gene iyiyiz Gülseren abla, merak etme. Ama Cansu'yla daha iyiyiz, daha çok sevdik birbirimizi. Tam burs aldığına göre iyi bir öğrencisin. Hı? Sorma baba ya, gelir gelmez birinci oldu. Birinci oldu. Bravo sana Şeyda. Tabii tabii, eskiden de öyleydi onun dersleri. Her sene takdir alıyordu. Aferin sana Şeyda. Resmen pavyon burası. Vallahi pavyon, hem de en adisinden. Bence de. E demek konsümatrislik de yapmış kadın. Bak sen şu işe ya, ama belli suratından. Nah benim saf oğlum, ah saf dirik oğlum. Gerçekten saf. Nereden bilsin, tanımıyor ki böyle kadınları. Nereden tanısın yavrum? Bu kadınların mesleği bu, yalan söylemek. Senin benim kafamız basar mı buna? İşte böyle bir adamla pavyonla. Can bunları görünce ne düşünecek çok merak ediyorum. E işte belli canım. Gayet belli, bu adamla resmen ilişkisi var bunun. Can buna da bir kulp takar. Daha neler. Hani sırf resim olsa tamam, kulp taksın. Ama adam resmen uyuşturucu operasyonunda yakalanmış ya. Buna nasıl kulp takacak? Bulur baba, bulur. Şu sıralar neyi doğru düşünüyor ki? Reşit olmayan çocuğa araba aldı. Ya şimdi başka o konuyu karıştırma sen ya. Yani şimdi Ozan'ın yaşında her çocuğun arabası var. Sen niye kızdın ki buna? Çünkü Cihan bana inat yapıyor. Bu yüzden. Bugüne kadar Ozan babasından nefret etmesin diye çok uğraştım ama artık yapamayacağım. Hiç kusura bakmasın. Tamam. Cansu, o tabağındakiler bitecek ona göre. Anne çok bunlar ama. Ya yersin yersin. Sen annemin böreklerinden yedin mi? Ay yemez olur muyum? Binlerce tane yedim. Çok nefis değil mi? Ya süper nefisler. Ne var? Merhaba Cihan. Acaba bu sessizliğini neye yormalıyım? Mesajlarımı almadın mı? Sahte ses kayıtları bitti, şimdi görüntüye mi başladın? Ha? Maşallah babam seni iyi eğitmiş. Yoksa daha Petersburg'dan mı verdi sana bu emirleri? Tezgah mı sanıyorsun sen bunları? Cihan lütfen biraz gözünü açar mısın artık, uyanır mısın? Neyse, ben olay çıkarmak istemiyorum. Sadece çocuğumun eve gelmesini istiyorum. Anladın mı? Cansu'yu eve getirmeni istiyorum. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen neyin peşindesin? Seni tanımak bile istemiyorum ya. Bir daha beni arama. Hele böyle tezgahlarla hiç arama. Bakar mısınız baba? Hala tezgah sanıyor. Lan ne üçkağıtçıymış bu çarıklı ya. Ne matrabazmış. Resmen kafa kola aldı oğlum ya. Hiç ata binmedim hayatımda. E tamam, bineriz şimdi. Ya ata binmek zor mu? Ya başta zor gelir ama öğrenince kolay, merak etme. Hadi binin binin, hadi koşun gidin. Ayrı ayrı o tabaktakiler bitecek. Ya tamam, çok yedik zaten. Bir su verir misiniz bana? Çok uysaldır Amber, merak etme. Amber bak bu Şeyda. Sevebilir miyim? Tabii ki sevebilirsin. Gel. Ne oldu, moralin mi bozuk? Yok, hayır. Yok bir şey. İyiyim. Özkan'la Kerim'ana mı kafan takıldı? Yok canım, onlarla ne alakası var? Şey, işle ilgili. Biraz önce telefonda öğrendim. O yüzden kusura bakma sana. Abi. Gitmedin mi hala arkadaşlarına ders çalışmaya? Hani kitapların nerede?
Ben sana hesap mı vereceğim? Atmedin kızım. Tabii ki yorulacaksın. Ben baktım. Anne. Cansu eşyalarını topla, hemen gidiyoruz. Benimle geliyorsun. Ne? Dilara. Ne işin var burada? Cansu hemen eşyalarını topluyorsun. Benimle geliyorsun. Hayır, tabii ki gelmiyorum. Evet, geliyorsun. Seni bir dakika bile tutmam bu evde. Hayır, Cansu hiçbir yere gitmiyor. Cansu'nun önünde rezil olmak istemiyorsan sakın konuşma. Ben niye rezil olurmuşum? Cihan, lütfen Cansu'ya yukarı çıkıp eşyaların toplamasını söyler misin? Cansu. Kızım, odana çıkar mısın? Hayır, gitmem. Kızım, biz konuşacağız burada. Sen odana çık. Baba, benimle ilgili bir şey var. Gitmiyorum. Peki kızım, çıkma. Cihan, eğer burada kalırsa Gülseren'i onun önünde çok fena utandıracağım. Ne diyorsun sen ya? Ben utanılacak bir şey yapmadım. Ne diyorsun sen? Dilara, sus. Yapma ve çık. Susacak bir şeyim yok. Düzmece şeylerle insanları lekeliyorsun. Yapma. Düzmece öyle mi? Düzmece. Düzmece. Bu ne? Bu da mı düzmece? Ha? Gerçek bu işte. Al kızım. Anne dediğin kadının nasıl aciz, basit bir kadın olduğunu sen gör. Kim oluyor sen? Sait abi bu. Sait abi. Zaten kim olabilir değil mi? Akraban olur. Dayı oğlu, hala oğlu filandır herhalde. Peki burası neresi acaba? Bana söyler misin? Hangi pavyon? Gülseren Hanım bu uyuşturucu satıcısıyla birlikte sarmaş dolaş. Bu ne? Hangisi daha kötü bilemiyorum. Eğer akrabasıysa o adam her an bu eve gelebilir ve Cansu için tehlikeli. Hayır, değilse böyle düzgün bir kadının o adamla ne işi olabilir? Dilara, lütfen çık git. Yanlış kişiyi kovuyorsun Cihan. Hadi inkar et. Söylesene Gülseren. Benim bu adamla bir ilgim yok de. Baba. Kızım inanma. Annenin yalanlarından biri. Cansu, sen annenle git kızım. Ne? Sen annenle git. Ben artık katlanamıyorum. Ben bu iftiralara daha fazla dayanamayacağım. İftira mı? Sen buna iftira mı diyorsun? Tamam Dilara, sen kazandın. Ben pes ediyorum. Cansu, lütfen. Dilara, çık git. Cihan, görüyorsun işte. Böyle bir resmi ancak basit bir pavyonda çektirebilirsin. Yalancısın, çık. Nasıl yapabiliyorsun? Cansu, senin göz bebeğin bu evde böyle bir kadınla nasıl bırakabiliyorsun? Gülseren'i ne zamandır tanıyorsun Cihan? Hakkında ne biliyorsun? Geçmişini biliyor musun? Ya bu adam buraya gelse, uyuşturucu falan getirse, operasyon olsa nasıl koruyacaksın çocuğu? Çık git. Kızım, orada bırakma Cihan. İzin verme. Anne.
Cansu, tamam benden bir açıklama bekliyorsun, haklısın. Anne açıklama falan beklemiyorum ama. Tamam gel anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Otur şöyle. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. O adam benim dayımın oğlu. O resim de onun kızının düğününde çekilmişti. Tamam öyle bir haber çıktı, doğru. Ama Sait abinin hiçbir günahı yok. Sonradan beraat etti zaten, suçu falan yok. Tamam işte gitmeni gerektirecek bir şey yokmuş. Yok Cansu, şüphelendin. Ya hayır, ben öyle bir anda resim görünce... Bir tane. Ne olur. Bak ben çok yoruldum. Dilara'nın yaptıklarından çok yoruldum. Ben onunla mücadele edemiyorum. Şimdiye kadar edemedim. Şimdiden sonra da edemeyeceğim. Anne hayır. Cansu, anne ne olur gitme lütfen. Anne dur. Anne dur gitme, ne olur gitme. Gitmek zorundayım. Seni çok seviyorum. Hayır. Anne dur. Sen aşkım. Canım. Kuzum bir tanem. Sana geri getireceğim anne. Tamam mı? Söz veriyorum. Bırak şimdi gitsin. Bu bile çok bozuldu. Dikten sana. Her şeyi yoluna koyacağım. Söz sana. Söz aşkım. Baba. Efendim kızım. Bak bana doğruyu söyle. Annem bana kırıldığı için mi gitti? Yani ondan kuşkulandım diye. Hayır kızım. Olur mu öyle şey? Şu anda çok kötü bir zaman geçiriyor. Anlayışlı ol. Peki onunla beraber yaşamayacak mıyım artık? Canım kızım, ben sana bir söz verdim. Onunla beraber yaşayacaksın. Ama bırak şimdi biraz dinlensin. Tekrar seni onun yanına götüreceğim, tamam mı bir tanem? Söz. Ben sana ne zaman sözünü tuttum? Hı? Şişt, aşkım benim, söz. Anneciğim. Evine hoş geldin bebeğim. Gel. Ver bakalım. Cansu. Dede. Canım benim, gel, gel, gel. Oo. Canım. Hayır, neden ben? Neden, neden, neden? Ağla Gülseren, tamam ağla ama kendini bu kadar harap etme. Ben dayanamıyorum. Dilara ben mutsuz olayım diye elinden geleni ve ben dayanamıyorum. Canım benim, üzme bir kendini bu kadar, ne olur. Ben mutsuz olmaya mahkum muyum Derya? Ben hep mutsuz mu oldum Derya? Benim bu adamla bir ilgim yoktu. Anne dur gitme, ne olur gitme lütfen. Gitmek zorundayım. Seni çok seviyorum. Hayır, anne dur. Bak ben çok yoruldum. Dilara'nın yaptıklarından çok yoruldum. Adam gerçekten tutuklanmış. 2 senede içeride kalmış. Sonra beraat etmiş, suçsuz bulunmuş. Ama benim anlamadığım, bir insan bunu nasıl malzeme yapar? Şimdi anlıyor musun Dilara Gülseren'den nasıl nefret ediyor? Bunu yapabilecek kadar, böyle bir şeyi ortaya çıkarabilecek kadar. Ortaya çıkaran Dilara mı yoksa candan mı, orası belli değil. İşbirliği yapmışlar belli. Doğru. Ve biliyor musun candan bundan öyle büyük bir zevk alıyor ki. Ben böyle bir kadınla nasıl aşkım bunca sene evli kaldım ha? Ben nasıl kaldım?
Bak şimdi Dilara Cansu'nun kafasını yıkacak. 50.000 tane yalan söyleyecek. Çocuğun kafasını karıştıracak. Yok yok yok. Cansu böyle şeylere inanmaz. Cansu çocuk. Sen şu Sayı Çelik'ten adamı bulsana bana. Tamam. Merak etme, bulurum. Sağ ol kızım, hadi sağlığına. Her ne kadar Gülseren Hanım'ın ne mal olduğunu Cihan Bey'e inandıramadıysak da en kötü günümüz böyle olsun, ne yapalım? Olsun baba. Cansu eve döndü ya, gerisinin hiçbir önemi yok. Cihan da döner, hiç merak etme, döndürürüz. Dönse de ben ister miyim, istemez miyim onu bilmiyorum. İstersin, istersin. Önce biraz süründürürsün, ha? Sonra istersin. Baba yalnız Cansu çok etkilendi. Kendine gelmesi zaman alacak. Gelir kızım gelir. Gençler çabuk atlatıyor böyle şeyleri. Cansu burası benim odam. Çek git odamdan. Bir daha da geri gelme, tamam mı? Seni burada görmek istemiyorum. Sen saçmalama kendine gel. Benim de yeni birisini anlamıyorsun. Defol buradan, defol. Bırak beni Hazan, bırak beni. Niye döndün? Cansu, Hazan ne oluyor? Çek elini. Hani ne oldu, sen gitmişsin, niye geri dönüyorsun? Madem gideceksin, niye geri dönüyorsun? Ne oluyor burada be? Çocuklar ne oluyor Hazan? Cansu yırpalamaktan ne oluyor? Anne odama alıyor. Kızın? Gitmeseydi, gitti Gülseren'e. Madem gitti, burası benim oldu. Burası onun evi değil artık. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun ya? Anne söyler misin, 15 senedir kimin evi burası? Madem benim evim, ben de bu odadan çıkmıyorum. Tamam kızım ama şöyle bir... Anne ben kalıyorum burada ya. O gittiğinden beri ben kalıyorum. Tamam susun artık, yeter. İkiniz de susuyorsunuz. Ben o hizmetçilerin odasında kalmam. Madem ben senin öz kızınım, ben o odada kalmam. Çekip giderim anne. Öyle mi Azal'cığım? Git o zaman. Ne? Dur hatta seni ben götüreceğim, yürü. Ama anne ben senin öz kızınım. Sen doğurdun beni. Evet Azal'cığım. Seni ben doğurdum. Ama şunu unutma, Cansu'yu da ben büyüttüm. O da benim kızım. Yani ikiniz de benim kızımsınız. Hazal, her şeyin aynı anda olmasını istiyorsun kızım. İmkansız bu. Anladın mı? Hı? Hakkına razı olmak zorundasın. Tamam, Cansu bir hata yapmış olabilir. Giderken odasını sana vermiş olabilir. Ama sen de sahip çıkamazsın. Cansu sana gelince, sen de düşüncesizce davrandın. Giderken tekrar bu eve döneceğini bilmen gerekiyordu. Şimdi ikinizin de annesi ben olduğuma göre kararları ben veriyorum. Cansu sen odana yerleşiyorsun. Hazal sen de kendi odana gidiyorsun. Yazın odanı büyütüyoruz. Tamam mı? Bu kadar. Kavga bitti. Konu bitti. Sema! Hazal'ın eşyalarını odasına götürür müsün lütfen? Dengesiz. Manyak. Bıktım artık. Gerçekten bıktım. Hazal'ı bu eve getirdiğime bin pişmanım baba. Yahu aç gözlü, şımarık, kıskanç, kaprisli. Kötü kalpli, kötü. Yani vallahi bıraksan bu Cansu'yu ezip geçecek ya. Cansu ne kadar çok kıskanıyor, inanamıyorum. Siz ne yaptınız bu psikolog işini? Bulduk bir tane. Ergenler konusunda çok iyiymiş. Ama bir türlü fırsat bulamıyoruz. Sürekli bir şey çıkıyor, erteliyoruz işte. Ya nasıl olacak kızım? İkisi de aynı evde. Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Ben Hazal'ı seviyorum. Ya bırak Allah aşkına ya. Hani Allah'ın gücüne gitmesin de hani evlat olsa sevilmez derler ya. İşte öyle bir şey, bu işte o, bu. Yok baba, lütfen böyle konuşmayın. Ben Hazal'ı gerçekten seviyorum. Sonuçta kızım benim, doğurduğum çocuk. Isınmaya çalışıyorum ama bazen öyle yerde öyle şeyler yapıyor ki sevgim uçup gidiyor. Sanki Hazal'la aramızda camdan bir duvar var, bir türlü kıramıyoruz onu. Hadi oğlum. Ne diyor bak, 50 liranın 10 lirasıyla fındık aldın. Ya biliyorum anne ya. Biliyorsan yapsana. Hadi kaç tane soru kaldı? Bu sonuncu soru.
Gülseren kaçıncıyı arıyor adam? Aç konuş artık. Hem onun ne suçu var ki? Haksızlık ediyorsun. Serkan bitti mi dersin? Hadi elini yüzünü yıka, doğru yata. Yani. Hadi hadi. Cihan hala bıkmadın mı benden? O nasıl laf Gülseren? Daha iyi misin? Sen bana gerçekten inanıyor musun? Ben tabii ki sana inanıyorum. Nasıl inanıyorsun peki? Gazeteyi gördün, resmi gördün. Hala nasıl inanıyorsun? Gülseren, ben senin söylediğin şeyden başka bir şeye inanmam. Sen daha iyi misin? Onu söyle lütfen. Bilmiyorum, taşlaştım. Yani ne hissettiğimi bilmiyorum artık. Bak, iki kızımızın hatırına, benim hatırıma iyi ol. Lütfen, hepsi geçecek. Her şey düzelecek. Çok güzel günlerimiz olacak. Nasıl güzel günlerimiz olacak Cihan? Artık güzel günleri umut etmekten çok yoruldum. Ya düşünsene saçma sapan bir şey bile ne kadar büyüyebiliyor. Ben sana inanıyorum. Cansu da sana inanıyor. Gerisi hikaye. Sen iyi ol yeter ki. Cansu'yu teslim ettin mi Dilara'ya? Hayır, teslim etmedim. Geçici bir süre bıraktım. Geçici olarak mı? Geçici. Nasıl, iyi mi bari? Hayır, iyi değil. Çünkü seni özlüyor. Seninle yaşamak istiyorum. İyi de kız kuşkulandı. Ya öyle deme. Öyle deme, ne olursun çocuk o. İyi de hep bu böyle olacak. Acaba annem doğruyu mu söylüyor? Acaba gerçek bu mu? Hep bir kuşku olacak içinde. Cansu'nun hakkını yiyorsun. Cansu akıllı kızdır. Bir anlık bir şüpheye düştü, o kadar. Bu yüzden böyle davranamazsın Cansu'ya. Bilmiyorum. Hazal nasıl, onunla konuştun mu? Hayır, konuşmadım ama Hazal iyidir. Cihan, kızlarımız iyi olsun. Cansu iyi olsun, Hazal iyi olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum şu hayattan. Hayır, sen de iyi ol. Gülseren, sen de iyi ol lütfen. Ben senin de mutlu olmanı istiyorum. İnan bana, geçecek. Çok güzel günler yaşayacağız birlikte. Olur mu? Olursun, iyi ol. Cansu, günaydın kızım. Cansu. 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 Anneciğim, ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Tamam, bırak, geç kalıyorum. Cansu. Cansu, eve mi döndün? O zaman biraz konuşabilir miyiz? Al bakalım kukiler. Bu süt bitecek ama. İlle senin kukilerle kahvaltı edecek. Bayılıyor, bayılıyor. Ay unuttum. Magnetlerimiz geldi. Ay çok güzel olmuş. Bugüne bugün dükkan sahibiyiz herhalde. Ay hangi ara yaptırdın bunları? Of, magnetimiz de var. Ayol, şirketimiz var. Magnet ne ki? Ay vallahi senden korkulur. Ay bir de birini tutabilsek. Tutarız, tutarız yavaş yavaş. Ah, Cihan Bey geldi. Hoş geldin. Merhaba, günaydın. Nasılsın sen? İyiyim, sağ ol. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Geç otur. Tamam. Sağ ol canım.
değil misin? Merhaba desene oğlum. Merhaba. Cihan ben. Serkan. Hani Cansu Cansu diyoruz ya, onun babası. He. Harika bir şeyiniz. Yok ya, küçücük bir yer. Olur mu ya, ne güzel, nezih, pırıl pırıl. Böreğinizi vermeyecek misiniz? Ay hemen geleyim. Kuki yesene. Kuki yemeyeceğim ben. Ben börek yiyeceğim. Kuki'yi sen ye. Senin enerjiye ihtiyacın var. Sütünü de bitirmemişsin. Hadi oğlum, okula geç kalacaksın. Cihan Bey kusura bakmayın, bizim çıkmamız lazım. Estağfurullah. Abazlığı açıklığı versin. Güle güle. Güle güle değil oğlum, Allah'a ısmarladık. Gülseren. Nasıl olduğunu merak ettim, o yüzden geldim. İyiyim. Cihan böyle olması gerekiyordu. Niye? Cansu'nun mutluluğu için elimden geleni yaptım. Onun için her şeyi yaparım ama elimden gelen bu. Ne diyeyim? Sen bilirsin. Bence bir kere daha düşün. Nasıl bir şey böyle? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Cihan sağ ol, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Çay var mı? Oğlum görüyorsun işte. Babanın gözü kararmış durumda. Doğru ile yanlışı ayırt edemiyor artık. Tamam, ben de bazen kendimden şüphe ediyorum ama... çok mu ileri gidiyorum diye de. Ozan, artık yetişkin oldun. 18'ine bastın. Senin düşüncelerin benim için çok önemli. Şimdi söyler misin bana, Cansu o evde öyle bir kadınla yaşayabilir mi? Doğru olan bu mu? Hayırlı olsun. Ay, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aa, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses. Kız, intizar sen ne arıyorsun burada? İki rahmetli bir intizar. Ablalar, siz ne okuyorsunuz? Aha, burada da İskambilciler. Şşş. Şu yarma gibi karı kim? Nezaket abla, sofra hazır. Hadi buyur. Hadi siyasiler, siz de gelin. Ay, bereket versin. Kızlar, metafizikçiler, hadi bakayım sofraya. Kız, kız sen gene mi açlık grevindesin? Ekmek. Şey, kahvaltı işini nasıl yapıyoruz? Yani ben para mı ödüyorum önceden? Nasıl yapacağız? Ablacığım, şimdi şöyle yapıyorsun. Aşağı iniyorsun kantine, bastırıyorsun parayı. Ne istiyorsan alıyorsun, afiyetle yiyorsun. Ayıp oluyor ama. Bizim masamıza oturabilmen için Nezaket abladan izin alman lazım. Ha, öyle mi? Ay. Nezaket Hanım abla. Galiba buranın büyüğü sensin. Müsaade var mı? Seni sevmedim. Hayır, iyi. Ben seni çok sevdim. Telefon edecekler. Ah, burada telefon da mı var? Ben. Şuraya girin. Yerini bil, aklını alır.
Hayat. Akrabalarmış. Le de cool. Gel daha bakayım. Şişt, bir şey mi dedin sen? Ya Nezaket abla, ne diyeyim ben? Burada yeniyim, kuralları bilmiyorum, şeyleri bilmiyorum. Affına sığın ben. Hadi görüşürüz. Ablan içeride mi lan şimdi? Oğlum tutuklanmış dedim ya lan. Pırlanta kolye oğlum. Boru değil. Yatar o, yatar biraz. Beter olsun salak, aklı başına gelir belki. Seni iyi bıraktılar ha. Oğlum bir şey bulamadılar ki, ne yapacaklardı? Lan Özkan oğlum, senin ablanda 3 kuruşluk akıl yok ha. Ortaya çıkmayacak mı sandın? Gerizekalı beyinsiz, bir de bana idiot der. Allah'ın idiotu. Sık sık şunları iyi sık oğlum. Sıktım ya lan, daha ne sıkacağım? Ya hadi be, hadi be. Hadi. Beş dakika, fazla uzatma. Bak bir sürü insan var sırada. Ya hele bir arayalım, bir arayalım ondan sonra. Ben çünkü öyle çıkıyorum. Laf yetiştirme bana. Bu kim lan şimdi? Dilara Hanım'dır. Yok, 10 numarası direkt çıkıyor. Sanki bir tek numarası var. Başka numaradan arayamaz yani. Açayım mı? Özkan, çık şu telefonu. Çık ulan, çık ya. Alo? Özkan. Abla? Ödüm koptu, telefona çıkmayacaksın diye. Niye arıyorsun lan beni? Nasıl niye arıyorsun be, nasıl niye arıyorsun? Para bul, avukat tut. Sana avukat tutacağım ha? Tabii tutacağım be. Tabii tutacağım. Ben içeriye senin yüzünden girmedim mi ha? Ulan gerizekalı, ben mi dedim sana kolyeyi çal diye? Duramadın değil mi? 2 dakika rahat duramadın. Ya Özkan ablacığım, ben onun pahalı bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben çok ucuz bir şey zannettim. Özkan, ya şeytana uyudum. Kerman. Ablacığım, uyumasaydın canım, uyumasaydın bebeğim. Ben mi dedim sana uyu diye? Yat şimdi, aklın başına gelsin biraz. Özkan yapma, kurtar beni buradan. Bu hırsızlar, bu hırsızların arasından kurtar beni. Baba, sen kim hırsız hırsız diyorsun? Lafını bir de konuş. Kendi çalmış girmiş hırsızlıktan bir de bir selam söyle. Hadi, hadi bacım. Özkan, kurtar beni buradan, kurtar onu. Ben dayanamam. Ben ölür çürür giderim burada Özkan. Ya abi yürü git, benim zaten işim başından aşkım. Bir de seninle mi uğraşacağım? Abla, uyurken dikkatli ol ha. Bir kere daha arayayım. Avukat tut diyor. Sanki sen bana tuttun da. Ne sinir bıraktığını bir şey. Oğlum daha menemen yapacaktık. Nereye lan? Niye artık o evde kalamıyorsun anlamıyorum. Cihan Bey sana inandı. Buraya kadar geldi. Daha ne? Ya kalamam der ya. Cansu için tuttu o evi. Benim için mi tuttu? Yani bir yerde senin için de tuttu aslında. Ay kandırmayalım birbirimizi Gülseren. Tamam Cansu için tuttu ama seni de ne düşündü? Ya tamam işte, tam da bu yüzden kalamam. Cansu'nun olmadığı yerde benim ne işim var? Allah, sen delirtirsin insanı. Cansu sen kalmadığın için o evde kalmıyor. Sen gidersen o da gelir. Sen bilirsin ne diyeyim. Peynir var mı? Az kaldı, 2 tane anca çıkar. İyi, peynir de alayım o zaman. Hadi ben çıkıyorum, 1 saate kadar gelirim. Tamam, acele etmene gerek yok, ben buradayım. Kabartma dozu da alsana. Tamam. Başka bir şeye lazım değil. İyi, hadi görüşürüz. Alayım siparişinizi. Peynirli, kıymalı. Yalnız bizim servis elemanımız yok. Yarın siz kendiniz alacaksınız. Teşekkürler, iyi günler. Ne yapıyorsun sen burada? Sakin ol, konuşmaya geldim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çık dışarı. Ya bir sakin ol, Gülseren konuşacağız diyorum. Özkan çık dışarı. Ablam hırsızlık yapmış, duydum. Çok mu şaşırdın? Bak sana yeminle söylüyorum, benim hiç bilgim yok Gülseren. Ha, eminim ilgin yoktur. Sus.
yürü yürü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şans ver bana be. Bana son bir şans ver be. Bak benim kaybedecek bir şeyim yok. Zaten çocuklarımı da kaybetmişim. Hayata bak be. Vay be. Tabii adımız çıkmış 9'a inmez 8'e değil mi? Asla sana ispat edemeyeceğim değil mi aşkım? Asla. Ya neyi ispat edeceksin? Neyi ispat edeceksin? Senin ne mal olduğun ortada? Seviyorum lan seni. Hala anlamıyorsun değil mi? Hayvanlar gibi seviyorum diyorum sana ya. Bıçak elinde hadi sapla. Ne yapıyorsun sen ya? Hadi sapla. Ölümüm senin elinden olsun hadi. Hayatımın en büyük aşkının elinden olsun ölümüm. Hadi sapla. Ya ne yapıyorsun çık? Hadi sapla. Abla bizim siparişler hazır mı? Halledeceğim ben. Otur sen. Hala duruyor musun burada? İyi misin abla? İyiyim, iyiyim. Bak bu çok komik. Köpek ne yaparsa bebek de aynısını yapıyor. Bebeğin annesi çekiyor galiba değil mi? Asıl bomba şimdi. Bak ne yapacak? Cansu, ne kadar güzel gülüyorsun. Şey, başka yok mu? Var. Bir de bizim köpeği göstereyim. Ah, pardon. Alo. Tabii tabii, istediğini çağır. Your friend, my friend. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Yarın akşam arkadaşlarla takılacağız. Yani özel bir gün mü? Yo, değil. Öylesine. Anladım, öylesine yani. Gelsene sen de. Nerede? Bizim orada yeni açılan bir kafe var. Yani gelirsen çok sevinirim. Ha, bilmiyorum Yağız. Ya babamdan izin almam lazım. Aa. O kadar kolay olmuyor işte. Baba biraz sıkı ha. Yani ilgili diyelim. Okey o zaman. İzin al, gel işte sen de. Ya bir sürü soru soracak ama şimdi. Neredesin, kimlesin, niye? E sen de cevap verirsin. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz ki. Cansu bak, gelirsen çok eğleniriz. Ya neyse hadi biz bakalım. Bak bak aptalın hareketlerine bak. İçine düştü resmen çocuğun. Ama çok yakışıklı be. Ben olsam ben de düşerim. Yani fena değil. Şaşırdım aslında. Ben de ya. Ne buldu bu Cansu uyuzunda? Onu demiyorum. Yağız okuldan kimseyle çıkmaz. Hep dışarıdan takılır. Cansu'yu gerçekten seviyor gibi. Güldürme beni Ezgi. Nesinden hoşlanacak? Öyle ama baksana haline. Alayım mı Yağız'ı Cansu'nun elinden? Yapabilir misin? Manyaksın. Buyurun Cihan Bey. Deniz. Efendim. Sana bir telefon numarası mesaj attım. Evet. Buraya ara. Her çeşitten iki tepsi börek söyle. Börek mi? Evet, börek. Peki. Beğenilirse her gün 25 tepsi alacağımızı söyle, tamam mı? Tamam Cihan Bey. Bir de onlar getirmesinler, sen birini gönder aldır. Faturayı da Dark Blue'ya değil, bizim başka şirketlerden birine kestir. Tamam canım? Tamam. 50 tane de cookie söyle, çikolatalı. Çok lezzetli, beğeneceksin. Peki. Ne haber Cihan? İyi Yıldırım. Sen? İyi, ne olsun. Ne yaptın, bulabilir misin Sait Çelik'i? Bulduruyorum, bulduruyorum. Merak etme, az kaldı. Ne oldu, neyin var senin? Biraz canım sıkkın. Candan'ın adamıyla karşılaştım adliyede. Beni görünce eli ayağına dolandı, ne yapacağını şaşırdı. Huylandım tabii, bir araştırayım dedim. Candan Hanım, Gülseren'in geçmişini kurcalatmış. Bir şey çıkacak mı? Çıkacaksa bilelim. Hayır hayır, ben de baktım. Hiçbir şey yok, tertemiz. Ama bana bak Cihan. Bu ikisi birlik olmuş, Gülseren'in açığını arıyor. Arasınlar, bir şey bulamazlar. Açığı yok çünkü. 19 yıl ben bu kadınla aynı yastığa baş koydum ya. Nasıl yaptım? Ben de ötekiyle 6 sene Cihan. Ne yapayım ben? Bana bir akıl ver ya. O bana kötülük yapıyor diye ben de mi yapayım? Efendim oğlum? Baba konuşmamız lazım. Tamam evladım, ofise geçiyorum ben. Oraya gel. Tamam geliyorum.
Baba bu kadına inanıyor musun gerçekten? Ben doğrulara inanıyorum, doğrulara. Sen de doğruları öğrenmek ister misin? Of, of be oğlum be. Bir de işin doğru düzgün gitsin be oğlum be, öf! Ne oldu lan, niye gülüyorsun yine? Al baksana, kırıldı. Uf, kadın geldi. Hangi kadın, Dilara Hanım mı? Yok la, o öbürü, avukat olan. Ha, Candan ne istiyormuş? Bir şey söylemedi, beni arasın dedi. Ne yapacakmış öyle? Ne bileyim ben. Allah Allah. Dilara'nın aldığım parayı isteyecekti. Ne isteyecek başka? Ne yapacaksın şimdi? Vermeyeceğim, ne yapacağım? Zorla mı alacak? Ayrıca ben bilmiyorum gidip kocasını ötmeyi. La Üskan ya. Boyundan büyük adım attım oğlum ya. La Engin, bırak Allah'ını seversen. Boyun mu kalmış, adım mı kalmış? Bitmişim la ben. Bir canım kaldı, gelsin alsın. Ablan içeri girdiğini duymuş. Nereden duymuş lan? Kışlar söylemiş. Ne bileyim nereden duymuş. Kadın avukat oğlum, avukat. Öğrenmiştir. Maşallah. Güzel de kadın ha. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Sema Bahçe'nin halini gördünüz mü? Biraz ilgilenseniz iyi olur. Her şeyi ben söyleyemem ki. Peki Dilara Hanım. İşlerini yapmadıkları zaman deli oluyorum. Delirecek yer arıyorsun biraz Dilara. Nasıl Cansu? Nasıl olsun? Pasiftir enişte, yüzüme bile bakmıyor. Düzelir mi, düzelir? Düzelir mi bilmiyorum. Ama haksız mıyım yani? O kadınla nasıl bırakabilirdim ki? Ya tabii ki de bırakamazdın. Bu arada Özkan'ın ablasını tutuklamışlar. Ne? Niye? Hırsızlık yapmış. Cansu'nun kolyesini çalmış. Canan kesinlikle bitti. Bu adamla işimiz kalmadı bizim. Aldığı parayı geri verecek. Ondan sonra da ne hali varsa görecek. O kadar çabuk karar vermediler bence. Nasıl yani? Ablası hırsızlık yapmış. Kardeşi kim bilir ne yapar? Ne bekliyordu? Üniversite profesörü olmasını. Böyle adamlar kolay kolay ıskartaya çıkarılmaz. Böyle bir adamı yakınımızda tutmayı düşünmüyorsun herhalde. Tabii ki de düşünüyorum. Bu kadar zor durumdaki bir adamı kontrolümüz altında tutacağız. Sadece biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ne yapıyorsan yap ama benden uzak tut. Efendim merhabalar. Oo, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Candan Hanım. Her zamanki gibi çok şıksınız, çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Dilara benim çıkmam lazım. Tamam canım. Tutmayayım. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere efendim. Babacığım, neyiniz var böyle? Ya şu Alper meselesi benim çok canımı sıkıyor Dilara. Yani bir sakat çıkarır diye tedirgin oluyorum. Yok, yapamaz. Cesaret edemez. Ya bilmiyorum ki. Ben diyorum acaba gene Petersburg'a mı dönsem, ne yapsam? Baba. Asla göndermem sizi bir daha. Siz Alper'i bana bırakın, ben idare ederim. İyi madem öyle diyorsan. Peki, ne zaman teslim ediyorsunuz? Siparişi bir gün önceden verirseniz ertesi gün öğlene kadar teslim ediyoruz. Tamam, ben siparişi vereyim o zaman. Bir saniye, yazıyorum. İki kıymalı. İki kıymalı. İki peynirli. İki peynirli. İki ıspanaklı, iki de patatesli. Evet. Evet. 50 tane de cookie istiyorum. Tamam. Tamam, yazdım. Nereye teslim edelim? Ben birini gönderip aldıracağım. Sizin göndermenize gerek yok. Peki, nasıl isterseniz. İnşallah beğenirsiniz o zaman. Bakalım, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Ne oldu, ne oldu? Her çeşitten iki tepsi istiyorlar. Deneyeceklermiş. Yaparız. Beğenirlerse günde 25 tepsi isteriz dedi kadın. 25 tepsi mi? 40 çarpı 25 ne yapıyor? Dur bir dakika. 1000. Günde 1000 lira. 200'ü çık. Ay yok, olmaz. Zaten yapamayız, yetiştiremeyiz, olmaz. Ay yaparız canım, nasıl, niye yapmayalım? Gerekirse eleman alırız. Alır mıyız? Alırız tabii. Bak, eğer onlar düzenli ödeme yaparsa biz burayı bile büyütürüz. Ben ne bileyim Gülseren ya. Öf, şimdi ben hayal mayal kuracağım, bir terslik olacak. Ay yok kızım, gerçekleşmeden hayal mayal yok, yok. Gel bakayım buraya.
Ay canım benim. Ben sana dememiş miydim Yağız senden hoşlanıyor diye? Ya of, sus, yok öyle bir şey. Nasıl yok ya? Ben de söyleyip duruyorum ama. Yağız'ın okuldan bir kızı dışarıya davet ettiği görülmüş bir şey mi? Resmen yazılıyor işte. Gideceksin değil mi? Bilmiyorum Öykü. Azmi abi gelmiş. Hadi görüşürüz. Bay bay. Akşama bekliyorum, unutma. Tamam. Neymiş bu Cansu ya? Cansu, Cansu, Cansu. Hazal. Aa, Yağız. Merhaba. Cansu'yu gördün mü? Cansu gitti. Gitti mi? Erkek arkadaşıyla buluşacakmış. Erkek arkadaşıyla mı? Yoksa sen bilmiyor muydun erkek arkadaşı olduğunu? Yok sanıyordum. Binicilik kulübünden bir çocukla çıkıyor. Ha, sen Feyse yazmıyor diye yok sandın herhalde. Kerem sevmiyordu öyle şeylerin yazılmasını Feyse. Kerem mi adı? Üzdüm seni galiba. Yo, üzülecek ne var ki? Ya senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Senin İngilizcen iyiymiş galiba. Kıbrıslıyız biz, o yüzden. Ya ben tenslerde çok takılıyorum da. Bir yere otursak beni çalıştırabilir misin? Bildiğim bir kafe var, oraya geçelim o zaman. Süper. Yarın sınavım var da hiçbir şey anlamıyorum, öyle mal gibi bakıyorum. Aşkım. Gel bakalım. Geç otur şöyle. Geç kızım. Buyurun, rahatsız olma. Estağfurullah. Bak güzel kızım, bu amca Sait amca. Gülseren annenin kuzeni. Şimdi sana bir şeyler anlatacak. Sen de dinleyeceksin, tamam mı? Ben şimdi sizi yalnız bırakıyorum. Tabii tabii, buyurun siz. Merhaba Cansu. Merhaba. Sen hakikaten Gülgün halamın torunusun. Çok benziyorsun ona. Öyle mi? Öyle bak. İşte bak, aynı sen. Bak. Bu benim anneannem mi? Ya anneannem. Benim de halam. Gülgün hala. Gülseren de benim halamın kızı. Çok güzel bir kadınmış anneannem. Öyleydi rahmetli. Bak başka resimler de getirdim. Ben tır şoförüydüm eskiden. Ama başıma o iş gelince bıraktım. Ben kimyasal madde taşıyoruz zannediyordum. Meğer hap, esrar, mesrar benim tıra zulalamışlar. Günahsız yere 2 sene yattım. Neyse suçsuzluğum anlaşıldı da çıktım. Çıkınca da bıraktım tır işini. Şimdi ne iş yapıyorsunuz? Belediyede şoförüm Düzce'de. Hiç geldin mi Düzce'ye? Yok, hayır. Çok güzeldir Düzce'miz. Annene söyle bir gün getirsin seni Düzce'ye. Çok güzeldir Düzce'miz. Annem ne kadar şirinmiş küçükken. Evet öyleydi. Mustafa. Cihan, oldu kötü bir şey mi oldu? Hayır, hiç kötü bir şey olmadı. Tam tersi iyi bir şey oldu. Cansu üzülmesin diye bir şey yaptım. Bir de sen de temize çık diye. Evet. Gülseren, Cansu seni çok seviyor. Seninle yaşamak istiyor. Onu üzmeyelim, olur mu? Bak. Cansu kimle konuşuyor? Aa, Sait abiyi getirmişsin. Evet. Gerçeği anlatsın diye, her şey ortaya çıksın diye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben annemi arayacağım. Annen işte orada, bak. Anne? Cansu. Oh canım benim, canım, canım, canım. Anne ne olur eve dön artık lütfen. Tamam. Nasılsın? İyiyim Gülseren. Sen nasılsın? Ne oldu abi, hayırdır? Buraların temizliğini yaparken Deniz'de bunu buldum. O yüzden sizi çağırttırdım. Mühim bir şey mi? Alalım mı acaba? Bir bakalım ya, neymiş bakalım o.
Allah Allah. Bizim Ozan'ın defteri bu ya. Sağ ol abi. Kolay gelsin. İstersen odamı alabilirsin. Bir daha dönmeyeceğim çünkü. Tabii eminim. Sen gene Gülseren'le yaşayamıyorum diye geri gelirsin, arıza yaparsın. Sonra hizmetçilerin odası da bana kalır. Yemezler Cansu. Hayır, bu sefer gerçekten dönmeyeceğim. Bir daha annemi üzmeyeceğim çünkü. Niye inanayım ki sana? Dengesizsin sen. İyi, sen dengeli ol o zaman. Hayrola, ne işin var senin? Cansu'yu mu almaya geldin? Hı hı. Öyle bir kadının yanına göndermem Cansu'yu. Ben de kızımı senin yanında yaşatmam. Çünkü sen kendi çıkarların için insanların onurlarıyla, şerefleriyle, haysiyetleriyle oynayan bir kadınsın. Cansu'yu buradan götürüyorum. Başkalarının onuru beni ilgilendirmez. Herkes kendi onurundan sorumludur. O zaman sen de kendi onurunu kurtar. Ben hazırım. Cansu, niye toplandın sen? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum anne. İzin vermiyorum Cansu. Anne lütfen kötü ayrılmayalım, tamam mı? Ben seni tekrar görmek istiyorum çünkü. Ne olur. Ne yani, öyle basit bir kadını mı tercih ediyorsun? Sakın. Anne sakın. Cansu, senin yerin burası. Hayır. Benim yerim annemin yeri. Cansucuğum, keşke sen de bizimle gelseydin yemeğe. Ya ben de çok isterdim ama şimdi birkaç gün öncesinden söz verdim ya, son anda ekmeğim ayıp olur. Biliyorum, biliyorum. Ben sadece içimden geçeni söyledim. Nasıl bir parti kızım bu? Ya işte normalde ne yapıyorsak aynı şeyleri yapıyoruz, sadece pijamayla. Pijamayla. Erkekler olmuyor herhalde değil mi? Yok, pijama partisine erkekler giremez. Bak sanki ben bilmiyorum. İyi, tamam tamam, peki. Hı. Hadi. Baba bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Yarın akşam arkadaşımın partisi var da gidebilir miyim? Yine mi parti? Hı hı. Devamsızlık sınırın doldu. Kimin partisi, nerede? Çubuklu'da bir kafede. Pekala. Bakarız yarın olsun. Ama... Yarın ola hayrola hadi. Sen de şu pijamayı atla. Ozan, bekle bir dakika. Bu defter senin değil mi? Abi ne olmuş buna? Rıza abi rıhtımı temizlerken bulmuş. Biz de denizden çıkardık. Hazalcığım, artık bu oda senin. Ama anne, ben bu odaya tekrar geçmek istemiyorum. Sonra hevesim kursağımda kalıyor. Kalmayacak. Ya Cansu tekrar geri dönüp burası benim odam diye tutturursa? Dönse bile artık bu oda onun değil. Burası senin odan, alamaz. Tamam mı? Hazal! Hazal neredesin? Gel buraya. Ne oluyor? Ozan ne oluyor oğlum? Niye bağırıyorsun? Defterin hali ne? Ne bu defterin hali? Neymiş? Gittin denize attın değil mi bunu? Hazal? Ya benimle ne alakası var? Ne demek benimle ne alakası var ya? Senden başka kim yapabilir böyle bir şey? Ben yapmadım diyorum. Tamam. Yalan söylüyorsun. Kıskandın değil mi? Çekemedi. Cansu'nun bana bu kadar güzel bir şey yapmasını çekemedi. Gittin denize attın o yüzden. Yeter be, yeter. Ben bir şey yapmadım diyorum. Her şeyi benden biliyorsunuz. Evde miyim, cehennemde miyim belli değil. Ne istiyorsunuz benden? Ya asıl sen bizden ne istiyorsun? Nereden çıktın, nereden girdin hayatımıza? Ozan tamam. Anne. Bak bana şu kızı savunma artık. Bana savunma. Bak bir daha böyle bir şey olursa yemin ediyorum bu evi terk ederim anne.
nasıl fesat bir kızsın ya? Ozan, oğlum lütfen biraz sakin olur musun? Zaten başımızda bir sürü şey var. Biliyorsun babanı alıp götüreceğiz. Biliyorum anne. Güzel. O zaman o uyuşturucu satan adamın ne hatlar... Anne tamam. Oğlumla seninle konuşmadım mı? Sıkıntılarımı paylaşmadın mı? Bana yardımcı ol demedin mi? Evet anne, her şeyi konuştuk. Bana artık yetişkin olduğumu söyledin. Ama ben çocuk değilim, bana masal anlatma. O basit kadının oyuncağı olan babanla konuşmuşsun sen. Ona inanıyorsun öyle mi? Anne çık dışarı. Çıkar mısın? Çık. Alo Alper. Ablacığım, canım bir tanem hayatım. Nasılsın? Beni unuttun sanmıştım. Alper lütfen basitleşme. Ne var, sevgi gösteriyorum biraz. Neyse, neredesin? Bu parasızlıkta nerede olacaktım? Ah! Ne yapıyorsun be? Doğru konuş şununla. Ne oldu, hangi dağda kurt öldü? Seninle bir şey konuşmam lazım, hemen gel. Sana geleyim, konuşmamız lazım. Çok güzel. Hayırlı bir şeyse geleyim Dilara, yoksa hiç uğraştım. Alper'cim senin için çok hayırlı bir şey. Çabuk gel. Lalım. Hiç öyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hayatımı düşünüyorum, yaşadıklarımı düşünüyorum. Gülseren, bundan sonra benim hayatım diye bir şey yok. Yani sen diye bir şey yok, ben diye bir şey yok. Biz diye bir şey var. Bak kızlarımız var. İkimiz varız. Güzel bir hayat yaşayacağız. Hayat önümüze engeller koyacak. Eminim. Ama o engelleri el ele tutuşup karşı koyacağız. Ben hep senin yanında olacağım. Abim be, şu narin güzel ablamı alasın bir gül be. Yakışmaz mı böyle bir güzelliğe? O güzelliğe her şey yakışır. Vallahi daha önce çok çift gördüm ama sizin gibi güzelini görmedim. Allah'ım aşkınızı daim etsin. Düşmanlarınız çatır çatır çatlasın. Ne? O kadar çok düşmanımız var ki. Sen bizim çift olduğumuzu nereden anladın? Yapma be abi, Allah aşkına. Kör müyüm ben? Aşkınız bir kilometre öteden belli oluyor. Tamam, onu bana ver. Sepeti bırak. Hayır, hayır Cihan, ne yapıyorsun? Abla bir şey diyeyim mi? Bu adam seni seviyor. Nereden bildin? Aşık adam pinti olmaz. Allah bereket versin. Hadi bereketini ver. Dışarı çıkmak için? Babamdan aldım. Babandan. Ya bir saat uğraştım ama aldım. Ya çok şaşırdım. Nasıl izin verdi? Cihan amca hayatta izin vermez. Şartlarda anlaştık. Nasıl şartlar? Azmi beni götürecek, kapıda bekleyecek. He, ha, bir de saat 10'da döneceğim. Ondan sonra Külkedisi ev yolculuğu.
Arkadaşlar, et tedarik ettiğimiz firma her gün her zincirimize, her restoranımıza aynı kalitede et getirmiyor. Dolayısıyla müşteriden şikayet alıyoruz. Ya biz zinciriz. Her restoranımızda aynı kaliteyi tutturmamız lazım. Şu anda hiç iyi durumda değiliz. Piyasadaki en iyi toptancılarla çalışıyoruz Can. Başka ne yapacağız ki? Çalışamıyoruz demek ki. Bir gün lokum gibi geliyor, bir gün kayış gibi geliyor. Olmaz. Gerçekten müşteri şikayetçi. Ben şöyle düşündüm. Bence bundan sonra kendi etimizi kendimiz üretelim. Bir çiftlik kuralım. Kendi etimizi kendimiz üretelim. Ne dersiniz? Oo hocam, yalnız bu gerçekten büyük bir iddia. Beni tanımıyor musun? Ben iddialı bir adamım. Siz de iddialı olun. Gelin büyüyelim. Peki nasıl yapacağız? Anlatacağız. Anlatacağım ama tabii önce sayfayı bulabilirsem. Baba bu daha tablet açmasını bilmiyor. Nasıl büyüyeceğiz ki? Gözlüklerini tak. Unutmuşum, yanımda değil. Afiyet olsun. Vay, börek mi yiyoruz? Dark Blue'da büyük. Çok lezzetli, buyurun. Dur, servisi bekle, dur. Oo, dayanamayacağım. El açması abi börekler ya, nefis. Domes adamın hali başka oluyor. Hemen anlayıveriyor. Börek el yapımı mı, makine yapımı diye. Merhabalar, kusura bakmayın geç kaldım. Hayırdır Alper? Senin ne işin var? Şirketin bir hisse ortağı olarak yönetim kurulu toplantısına geldim. Hadi ya. Ama farkında mısın bilmiyorum Alper. Sahip olduğun hisse sayısından dolayı burada bulunmaya hakkın yok senin. Evet, çok doğru. Daha çok hissesi olan bir ortağın vekili olarak burada olmak zorundayım maalesef. Dilara Gülpınar'ın hisselerini artık ben yönetiyorum. Nerede kalmıştık? Gündem neydi? Toplantı bitti arkadaşlar. Daha sonra konuşuruz. Buyurun. Sen çıkmamış mıydın? Cansu, ben bir şey gördüm. Ne gördün? Öykü ne gördün? Yazılı hazırlı. Ne? Ne alaka ya? Zaten Yağız da okuldan çıkmadı ki. Sana görmeden çıkmış herhalde. Kırtasiyenin önünde Hazal'la Yağız'ı gördüm. Buluşmuşlar, taksiye binip gittiler. Yeni kafeye senin yerine Hazal götürmesin bu. Hayır, imkansız. Zaten kendi söyledi bana. Gel, çok sevinirim diye. Cansu, boş ver ya. Cansu. Mutlu ne böyle attı öyle solayanın dışarıya? Ya bırak abi. Rüj gibi bir takıma yenildiniz. Ben de izledim maçı. Ama teknik direktörün hatasıydı. Orta sahayı çok boş bıraktı. Vay. Anlıyorsun bu işlerden. Tuttum seni Azal. Beğenmediysen başka bir şey alın. Yo, iyi bu. Portakallar karışık. C vitamini dopingi. Ay, annem gibi konuştun. Nasıl, beğendin mi mekanı? Çok güzelmiş, bayıldım. Beyler, bakın size ne diyeceğim. Cansu'cum, sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum ama. Hadi ye biraz. Canım istemiyor. Ay arkadaşım partiye gitmekten vazgeçti diye dünya başına yıkıldı. Ya ne var, bir iki gün sonra gidersiniz. Yağız partiye gitmekten vazgeçmedi. E sen öyle demedin mi? E niye gitmedin o zaman? Başkasını götürdü. Ay kendi kaybetmiş o zaman. Senin arkadaşlığını hak etmiyormuş demek ki. Öyle bir çocuk için üzülmene değmez. Hazal'ı götürdü.
hayatım sen ıstakoz salatası almadın. Canım sağ ol, aldım biraz önce. Peki. Alper, anlatıyordun. Neyse, geldim ben şimdi toplantı odasının önüne. İçeride kakaraki gibi bir şeylere gülüyor bunlar. Koskoca bir sürü adam, niye gülüyorlarsa artık. Ben girdim kapıdan içeri. Kusura bakmayın beyler dedim, geç kaldım. Ölüm sessizliği. Göreceksin, Cihan masanın başına oturmuş. Dallama Yıldırım, keltoş keltoş orada oturuyor. Yanında da var ya, Hıyar Cemil. Diğer ikisinin adını bile hatırlamıyorum neyse. Tamam Alper ya, baydın artık yani. Ya dur ya, ağız tadıyla bir şey anlatacağım iki dakika ya. Neyse, ben dümdüz cama yürüdüm. Böyle boğaz seyrediyorum, sakin hiçbir şey yok. Döndüm, yerleştim sandalyeye. Dedim, gündem nedir falan. Cihanlardan baktım. Senin ne işin var burada Alper? Ben dedim, şirketin ortağıyım. Yönetim kurulu toplantısına geldim. Hanife! Hanife! Ya kız, beni bir bölme sen. Ağız tadıyla bir şey anlatacağım şurada. Ay tamam, anlatırsın gene, dur. Buyurun efendim. Fırından balığı çıkar, üstünü yağlı kağıtla ört, biraz demlensin. Peki. Devam et şimdi, hadi. Neyse, Yıldırım oradan atlamaz mı? Senin hissen yetmez burada olmaya falan diye. Ben dedim, dedim, haklısın tabii ama. Çat. Bir çıkardım senin vekaletnameyi. Tıpış tıpış yürüdüm yanına. Pat açtım önüne, sen avukatsın dedim. Anlarsın, bir bak istersen. Geçtim masanın başına, dedim ki, artık dedim, Dilara Gülpınar'ın hisselerini ben temsil ediyorum. Dedim, nerede kalmıştık? Can baktı baktı böyle, dedi ki, toplantı bitmiştir falan. Bana bir ayağa kalkıp dışarı çıkışları var. Can kıpkırmızı pancar gibi, görmen lazımdı, inanılmazdı yani. Vay be, koca bir çınar devrildi desene. Dağ gibi Cihan Gürpınar toplantıyı bırakıp kaçtı. Solmaz'cığım, Cihan kaçmaz. Mutlaka bir planı vardır. Bunun için zaman kazanmıştır. Ya Dilara, Allah aşkına bir dünya planı olsana yazar ya. Sen, ben, beraber çalıştıktan sonra. Karabiber kardeşler. Hepsi boş. Nazırov ya. Süpersin Beyaz. Şahane ortam oldu. Devamlı bekliyoruz. En kısa zamanda araşalım. Bu defa parti yapacağım ona göre. Yürü Beyaz. Kim tutar seni? Partilerin efendisi. Babam da gelmiş. Ne haber Yağız? Nasıl geçti oğlum? İyidir baba. Tuttuk burayı biz. Süperdi. Yakışır benim oğluma. Küçük hanım kim? Hazal. Kız arkadaşım. Memnun oldum Hazal. Ben de. Hazal'ı da evine bırakırız değil mi baba? Elbet bırakırız. Buyurun geçin arabaya. Deniz. Buyurun Can Bey. Versene o kağıt kanım. Buyurun. Yaz. Ne yazayım? Basın bülteni. Cihan Gürpınar, 18 yıllık eşi Dilara Gürpınar'dan boşanmak için mahkemeye başvurmuştur. Dava açmıştır. Kamuoyuna saygılarımızı da duyurmuş. Emin misin? Eminim. Yarın onu bütün basına, televizyonlara, internete, her yere ver. Madem Dilara bana savaş açtı, bak bakalım savaş nasıl olurmuş. Sizin ev ne tarafta Zalcım? Nereye doğru gidiyoruz? Kandilli'de. Kimin kızısın sen? Cihan Gürpınar'ın. Hiç yabancı değil. Ne iş yapıyor Cihan Gürpınar? Dark Blue restoranları yok mu baba? Onların sahibi işte.